Canım sen de amma abartıyorsun ha. Adam görevinin başında. Senin herkesin önünde aşna fişne mi yapsın? Siz erkekler böylesiniz işte. Siz nankörsünüz, bencilsiniz, hesapçısınız, kuralcısınız. Oysa biz kadınlar öyle miyiz? Biz sevdik mi el gün önünde severiz. İşimize gelmedikçe biz seni tanımıyoruz, numarasını da yapmayız. İlahi Selda, sanki sıradan biri gibi konuşuyorsun. Sen kimsin, farkında mısın? Ferit aranızda olup biteni oradakilerden saklayabilir mi? Oradakiler de senin gibi değil mi? Kül yutarlar mı? Ferit'in hayatını merak eden biri pekala güçleri sayesinde aranızda olup biteni öğrenir. Ha tabii özel hayata burun sokmaktan ceza alır, o başka. Onun cezası var mı bilmiyorum. Yasalar değişmiş. Yani her türlü sihir neredeyse serbest oldu. Ne? Ne? Bugün bizi bunu söylemek için çağırmış. Ya birkaç dikkat edilmesi gereken şey var. Onun dışında sihir yapmakta özgürüz. Peki neden beni bilgilendirmeye değer görmedi? Madem artık özgürüz, ben de hedefime kilitlenebilirim. Cezalılar cezaları kalkıncaya kadar hiçbir şey yapamayacaklar. Her şey yasak onlara. Yani senin durumunu kapsayan hiçbir şey yoktu mancım. Hır diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Ne dersen de. Şimdi beni yalnız bırak. Çünkü akşamla ilgili bir takım planlar yapmam gerekiyor. Ferit'le ilgili çok hain planlarım var. Çok hain. Sana inanmıyorum Melda. Gözümün içine baka baka neler yaşadığımızı bile bile Dilaver'le çıkıyorsun. Üstelik utanmadan bir de balık yemeye davet ediyorsun. Bunda utanılacak bir şey yok Selda. Hem sen Ferit'e aşıksın. Niye hala Dilaver diye sayıklıyorsun? Hayır efendim, ben Ferit'i falan sevmiyorum. Seviyorsun. Hayır, sevmiyorum. Madem öyle, niye hala karşımda tepiniyorsun? Niye kendi ikna olmadığın bir şeye beni ikna etmeye çalışıyorsun? Hah, gördün mü? Pes ettin işte. Hayır efendim, etmedim. Bugün ondan nefret ediyorum, o kadar. Adama haksızlık etme Selda. O kadar insanın içinde sana canım cicim mi yapsaydı? Oh, orada öyle, burada böyle. Yok efendim öyle şey. Sevdi mi, tam sevecek. Her koşulda, her şartta gösterecek sevdiğini. Yoksa adieu güzelim. Bana bak. Duman odana kapanıp saatlerce bir şeyler yaptığını söyledi. Ne yapıyorsun odanda? Yoga yapıyorum. Yogadan sonra? Bu yaştan sonra odamda ne yaptığımın hesabını mı vereceğim ben sana? Sihirli güçlerim serbest kaldıktan sonra umarım o güçlerini saçma sapan şeyler için kullanmıyorsundur. Özellikle de Ferit'e karşı. Ah, sizedir. Gidin bakın Melda Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar Dilaver Bey. Ve size iyi eğlenceler. Çıkabiliriz. Hadi. Ha! Senin Dilaver'in varsa benim de Hüdaver'im var. İşte intikam meleğim geldi. Bütün tarihleri birbirine karıştırıyorum. Tarihten çakacağım galiba. Ya saçmalama Rüya, hem sınava daha bir hafta var. Hem ezberlemeye çalışma, anlamaya çalış. Aslında kolayı var. Mesela Melda Hala'dan soruları öğrenebiliriz. Ya saçmalama Rüya, hem söyler mi sanıyorsun? İyi de öğrenmenin tek yolu sormak değil ki. Aynı evde yaşıyorsunuz değil mi? Hı. Çaktırmadan bakarsın. Hayır, öyle bir şey yapamam. Tabii senin tarihin iyi. Biz umurunda değiliz değil mi? Of! Kızınca tükürükler saçıyorsun, farkındasın değil mi? Çok pardon. Ayşegül, Ayşegül. Ders bitince bana yeni şeyler öğreteceksin değil mi? Heh, işte adamım. Bir dakika, nereye geldim? Neredeyim ben? Odaları mı karıştırdın yoksa? Evet, sen Ayşegül'e akıl vereceğine başka bir yanlışı düzelt önce Ferit Efendi. Neden bugün ben de diğerleri gibi özgür değilim? Senin özgürlüğün çok zor be yavrum. Belki bir genel af çıkarsa o zaman artık bilmiyorum. Gerçi bu saçma sapan hayallerin peşinden koştukça o da zor, anlıyor musun? Zor. Yapma ya. Neyse, benim Selda'yı görmem lazım.
Feritciğim istersen sana eşlik edeyim ha. Yolda bu benim durumu görüşürüz. Yapma ya. Yemezler Duman Efendi. Haddini bil ve benden uzak dur. Pest! Yeni yasalara göre bu Rüya'ya da bir şey öğretmenin gereği kalmadı artık. Pah! Ne demek istedi? Bilmiyorum. Sayfa! Sayfa! Efendim Ferit Bey? Kim bu adam? Hüdaver Ferit Bey. Niye beni beni konuşuyorsun? Ay meşgulüm Ferit Bey. Tıpkı sizin bugün meşgul olduğunuz gibi. Bana inat mı yapıyorsun söyle? Bırak elimi. Bırakmıyorum. Kim bu adam? Yeni sevgilim. Dilsiz mi? Niye konuşmuyor? Nereden çıkardınız canım? Yeni odaya bir adam geldi. Niye konuşmuyor? Niye yorum yapmıyor? O... Cool. Cool mu? Tık 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 tık. Bu gerçek değil. Bırak elimi. Bırak. Sen bunu yapmışsın. Aa. Ne saçmalıyorsun canım? 150 yıl önce de böyleydin. Beni kıskandırmak için böyle sahte sahte adamlar yapardın. Ama onlara ruh katmayı unuturdun. Hayatım. Mesai saatlerinde seninle böyle samimi olamam. Boş yere alınıyorsun. Böyle davrandığın sürece bende gelecek yok. Selda, seni romantik bir yemeğe çıkarmaya geldim. Sen mi? Ben. Gelmiyorum. Geliyorsun. Gelmiyorum. O zaman ben seni zorla götürürüm. Gelmiyorum. Bırak beni. Zerdacığım nasıl? Romantik miymişim, değil miymişim? Romantik olmakta çok geç kaldınız Ferit Bey. Ayrıca hemen gitmeme izin vermezseniz avaz avaz bağırırım, bütün gezegenlerden duyulur. Bütün bu kapris, toplantı sırasında takındığım ciddiyet yüzünden öyle değil mi Selda? Eğer hala bunu anlamadıysanız, tanıdığım en salak SDDK başkanısınız. Bırak, seni konsey adına cezalandırabilirim ona göre. Ah, çok özür dilerim. Ben sizin dokunulmazlığınız olduğunu unutmuşum. Eğer bana gerçekten aşıksan, herkesin önünde bunu göstermediğin sürece ben ortalarda yokum. Size afiyet olsun Ferit Bey. Oh Selda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.